Aslım. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Okuma listesini kaydediyordum. Ozan'ın başına gelenleri duydun mu? Batu'nun sonradan yaptıklarını. Maalesef duydum hocam. Kendime de çok kızıyorum. Bunda senin bir suçun yok. Bu meselenin tek kötüsü var. O da Batu. Ah, sana verdiğim burs formunu ne yaptın? Doldurdun mu? O zaman o insanlara bulaşmayacaksın bir daha. Tamam. Ne olursa olsun. Sana yardım bile etmek isteseler geri çevireceksin. Annemle konuştum ben. İstemiyoruz biz. İhtiyacımız yok. Burs istemiyor musun? İyi de bu geri ödemesiz. Hibe gibi yani. Niye ki? Niye istemiyorsun? İhtiyacı olan başka biri alsın hocam. Biz idare ediyoruz çok şükür. Başkalarının hakkını yemeyelim. Benim şimdi gitmem lazım. Görüşürüz. Efendim Tarık Hocam. Yaşar Usta, müsait miydin? Tabii, buyurun buyurun. Ben seni Aslım'la ilgili aramıştım. Evet, bir sorun yok değil mi? Yok yok. Şöyle, ben Aslım'a bir burs ayarladım. Allah razı olsun. Sağ ol. Ama annesi istememiş galiba. Ya, geri ödemesiz. Hibe gibi yani. Hiç olmasa yol parasını karşılar, kitap parasını karşılar. Ama annem istemiyor deyince aklıma takıldı. Allah Allah. Son zamanlarda annesi biraz sıkıntılıydı. Şu karakol işleri falan. O yüzden mi şey yaptı acaba? Evet evet, ben de öyle düşündüm. Seni o yüzden aradım. Annesinin telefon numarasını bana versen. Bir de ben kendim arasam. Belki ikna edebilirim. Tabii tabii. Yalnız ezberimde yok. Telefona bakıp hemen söylüyorum hocam. Tamam. Çok sağ ol, bekliyorum. Efendim Cengiz. Hediye, neredesiniz siz ya? 50 kere aradım, niye açılmıyor telefon? Ana kız dışarılarda süt diyorsunuz tabii. Yok Cengiz, evdeyiz, nereye gideceğiz? Ev telefonu bozulmuş herhalde, sen gelince bir baktıralım. Peki cep telefonla niye cevap vermiyorsun? Bana bak, ben dümeni sezerim Hediye. Yoksa siz Ankara'ya falan mı gittiniz? Yok canım, ne Ankara'sı, saçmalama, ne işimiz var canım Ankara'da? Sesinden anladım Hediye. Siz bir numaralar çeviriyorsunuz. Dur bakalım. Nasıl olsa ortaya çıkar. Alo? Alo Cengiz? Boyun devrilsin Cengiz. Kaç kilometre öteden canımı sıkmayı beceriyorsun. Ah başım. Başım çok kötü. Neredeydi ki benim ilacım ya? Efendim. Alo. Aslım'ın annesiyle mi görüşüyorum? Benim, buyurun. Merhaba, ben Tarık. Aslım'ın okuldan hocasıyım. Nasılsınız? Alo. Hanımefendi, sesinizi çok az duyuyorum ama ben kısaca bir şey söyleyip kapatacağım. Tamam. Ben Aslım'a bir burs ayarlamaya çalışıyordum fakat... Anladığım kadarıyla müsaade etmemişsiniz. Üzerime vazife değil ama bazı sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Bir gelseniz, yüz yüze konuşsak. Aslım benim en sevdiğim öğrencilerimden biri. Ona yardımcı olursam çok mutlu olacağım. Beni duyabiliyor musunuz? Thank you.
Anne, ben geldim, evde misin? Anne. Anne, bu valizler ne? Ne oluyor? İzmir'e gidiyoruz. Bu sefer kesin kararlıyım. Topla eşyalarını.